Aslan'ın deney odası. Bitti. Resim gitti. Bağırmadan önce haber versene Zeynep. Kardeşim kitabımı fosforlu kalemle boyamış. Silmemin bir yolu var mı? Sorunun cevabını öğrenmek zorundayız arkadaşlar. Araştırmamızı tamamladık ve size ilgi çekici bir deney hazırladık arkadaşlar. Deney için gerekli malzemeler sirke, küçük bir kap, kulak temizleme çubuğu, fosforlu kalem ve beyaz kağıt. Fosforlu kalemin içindeki madde ortamdaki ışıkla etkileşime girer ve ışığı emerek yansıtır. Bu nedenle fosforlu kalemle yazılan yazılar parlar. Eğer bu maddenin ışıkla olan etkileşimini ortadan kaldırırsak parlamasını engelleyebiliriz. Bunun yolu da asit kullanmaktan geçiyor. Biz asitli olduğu için deneyde sirke kullanacağız. İşte tamamen silindi. Aslında görünmez oldu. Çünkü fosforlu kalemin içindeki madde asit nedeniyle artık ışık yaymıyor. Biz de göremiyoruz. Benim güzel çizimim. Acaba asitli başka ürünlerde deneyde aynı sonucu verir miydi? Mesela limon. Deneyi yaparken sirke yerine limon kullanıp sonucunu bizimle paylaşmayı unutmayın. Peçete. Sirke mi kokuyor bu? Belki biri ucunu sirkeye batırmıştır.